Edirne, Söğütlük, İzzet Arseven kent ormanında yapılan millet bahçesi projesi, çevrecilerin itirazı üzerine görülen dava sonrası 23 Mart'ta Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Söğütlük Doğal Kalsın Platformu üyeleri, projenin iptal kararının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen ormanın halkın kullanımına açılmamasına tepki gösterdi. Platform adına açıklamayı yapan Ziya Göker Küçük, "Sayın karar vericilerden talebimiz, hukuk sürecini acilen hukuk ve kentliden yana sonlandırmaktır" ifadelerini kullandı. Son yılların en sıcak yaz günlerini yaşıyoruz ve sıcak ortam kentleri yakıyor. Bu mevsimde doğayla iç içe olunacak en önemli yer Söğütlük ve çevresiyken bu alanın kapalı tutulmasının sorumlusu iktidarın hatalı projesidir. Bu nedenle yıllardır talep ettiğimiz bakımlı ve güvenli ortam sağlanarak Söğütlük kent ormanının açılmasını talep ediyoruz. İlgili kurumların süreci kamudan yana sonlandıracağına da inanıyoruz. Söğütlük Ormanı, millet bahçesine dönüştürmek isteyenler, kentinin ve hukukun kararlarına saygı duymalıdır. Kent ormanını millet bahçesine dönüştürmek isteyenler, gerçekten kenti seviyor ve kente hizmet etmek istiyorlar ise, yeni yerleşim yerine millet bahçesi değil, millet bahçeleri yapılmasına önderlik etmelidir. Çimenlerde yuvarlanmak elbette güzeldir ancak, Söğütlük sadece yuvarlanma, serinleme için değil, kentin kültürünün geliştiği yer. Millet Bahçesi adıyla uygulamaya konulan proje, kentin kültürü olan bu alandaki etkinlikleri ve anıları kentinin yaşamından almıştır. Kentin duyarlı örgütleri ve kişiler olarak yıllardır Söğütlük kent ormanındaki ağaçların bakımının yapılmasını, alanın temizlenmesini yetkililerden talep ettik. Bunu bilinçli olarak yapmayanlar, bakımsızlığını gerekçe gösterip Millet Bahçesi'ne sarıldılar. Yapılacaklar bellidir. Bakımının ve temizliğinin sağlandığı bir Söğütlük istiyoruz. Alanın doğal kalmasını ve araç ile girilmemesini istiyoruz. Alandaki doğallığı bozacak gürültü, duman gibi etkinliklerin olmamasını ve düzenlemenin buna uygun yapılıp kamusal hizmetin sağlanmasını istiyoruz. Söğütlük kent ormanının siyasilerin malzemesi olması kente ve doğaya ihanettir. Alan hepimizin bildiği gibi taşkın bölgesidir ve Meriç kıyıları düzenlenirken bu doğallığın bozulmamasına dikkat edilmelidir. Meriç kıyılarına yapılacak her çalışma akla, bilime, hukuka uygun olmalı ve kentlerle, kentin duyarlı ve ilgili örgütleriyle tartışılarak yapılmalı. Sayın karar vericilerden talebimiz, hukuk sürecini acilen hukuk ve kentliden yana sonlandırmak. Devamında Söğütlük kent ormanı kullanımının belirlenmesi ve bu süreçte bilim insanları, kentler, yaşam savunucuları ile birlikte alınacak kararları hayata geçirmektir.